Rahim nakli uterus transplantasyonu ilk olarak başarılı canlı bebeği bizlere esasında çok uzun ve gerçekten akademik olarak mükemmel bir program sonunda İsveç'ten 2014'ün Ekim ayında haberi verildi bizlere. 2014'ün Ekim ayında nakledilmiş bir rahimden ilk olarak canlı bir bebek doğdu. Bu canlı bir donörden nakledilmiş rahimden elde edilen canlı bir bebekti. Gerek Türkiye'de gerekse Suudi Arabistan'da kadavradan rahim nakli yapılarak bir takım denemelerde bulunuldu. Rahim Türkiye'deki denemede rahim tutmuş olsa bile sonuç olarak yaşayan bir gebelik ne yazık ki elde edilemedi. İsveçli bilim adamı esasında 2000 yılından itibaren ki 2008 yılında biz de derneğimiz olarak davet etmiştik Türkiye'ye. Bu programından bahsetti ve bize verdiği o zamanlar bize verdiği sözleri de tuttu. 6 yıl içinde canlı bir bebek elde edeceğiz dedi. Gerçekten de 2014 yılında bu çocuğun doğduğunu tüm dünyaya duyuruldular. 33 haftalık. Daha sonra aynı program içerisinde çünkü etik kurul kararları böyle bir olayda çok önemli oluyor. Etik kurul kararını çıkarttıkları program dahilinde 9 tane başarılı rahim nakli yaptılar. Bunlardan 5 tanesinde gebelik elde edildi ve 4 tane canlı bebek doğdu. Şu an itibariyle şu anda nakledilmiş rahimlerden, rahim nakli yapılmış kadınlar 9 tanesi ve başarılı olmuş bu 9 tanesinden 4 tane canlı bebek doğdu. Kadınlar hala rahimlerini koruyorlar. Hala ilk doğumunu yapan ve dünyaya duyurulan hastada hala rahim korunuyor. Çünkü İsveçli bilim adamı esasında bu rahimi daha sonradan almak gerektiğini söylüyordu. Çünkü hasta çok fazla immün süpresyon bağışıklık baskılayıcı bir takım ilaçlara maruz kalıyor. Diğer taraftan esas önemli, yani bu çok önemli bir gelişme. Ancak oyuna Amerika'da dahil oldu. Amerika'da çok fazla tartışmalar yapılıyordu. Oradaki etik kurullar karar verip vermemekte çok kararsızdılar. Yapalım mı yapmayalım mı? Cleveland Üniversitesi Kasım ayında kendi programını tüm dünyadaki bu tip çalışmalar yapıldığı zaman internette mutlaka çalışmanızı koymak zorunda olduğunuz bir site var. Bu siteye başvurdu ve Kasım ayı itibariyle kendi programını başlattığını açıkladı. Dolayısıyla Amerika'nın da oyuna girmesiyle beraber deneyim artacak ve önümüzdeki bizim tahminimiz 5 ila 10 yıllık bir süreç içerisinde rahim nakli ve bundan elde edilen canlı bebeklerle daha fazla karşılaşacağız. Ve umarız ki Türkiye'de de böyle bir programla başlatılır. Böyle bir program başlatılır ve bu bağlamda bu konuyla gerçekten ilgilenen, hatta ideali sadece bu konuyla ilgilenen bir ekibin rahim naklini gerçekleştirmesi ve daha sonra canlı bir çocuğun doğması sağlanır.